Alaaddin Çakıcı, Türk mafya babası ve organize suç örgütü lideri. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur. Alaaddin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı. İşlediği ispatlanan suçlar ve aldığı cezalar. Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü lokaline yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı. Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği, Öcalan senden daha şerefli, sözü nedeniyle tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. Derin devlet ile ilişkisi. Borsacı Adil Öngen'in kurşunlanmasıyla ilgili davaya katılan Çakıcı, yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını ve hep devleti koruduğunu ama, piyon gibi, kullanıldığını öne sürdü. Çakıcı, en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini savundu, ama bizdekilerin cılkı çıkmış diye ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski yurtdışı istihbarat başkanı Nuri Gündeş, NTV'de derin devlet konusunun tartışıldığı canlı yayında Alaaddin Çakıcı'dan söz ederken, dinliyorsa yanaklarından öperim. Eğer devlete bir hizmeti varsa, diye konuşmuştur. Ardından Şişli Cumhuriyet Savcılığı, programda organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'dan söz eden Nuri Gündeş hakkında, suçluyu övmek, suçundan soruşturma başlattı. Savcılıkta ifadesi alınacak olan Gündeş hakkında TCK'nın 215. maddesine göre 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Siyasi partilerden tepki geldi. AKP Grup Başkan Vekili Eyüp Fatsa, hukuk devletinde bu tür ilişkileri, duygusal yaklaşımları haklı göstermek mümkün değildir. Bu yapılanlar, beyanlar gerekçesi ne olursa olsun yanlıştır, diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özyürek ise, devlet hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülen bir görev olduğuna dikkat çekerek, bunun mafyaya, çeteye havale edilmesi mümkün olamaz. Bu açıklama mafyalaşmayı, çeteleşmeyi özendiren bir davranış. MİT'te görev yapmış insanların olur olmaz şekilde konuşması da yanlıştır. Hem konuşması yanlıştır, hem de söylediği sözlere katılmak mümkün değildir. Alaaddin Çakıcı gibi pek çok karışık işe girmiş birisinin devlet görevlileri tarafından yanağı öpülüyorsa vay o devletin haline, dedi. Alaaddin Çakıcı,